Usta ne oldu? Başınız sağ olsun. Bur. Yusuf için kendini feda etti. Bütün bunlar neden? Ayağa kalk Yusuf. Yusuf ayağa kalk. Hadi bakayım, herkes evine. Yusuf'u. Sen herkesten daha bir dayanıklı olacaksın. Kural bu. Anlıyor musun beni? Eğer iğnesine dayanamayacaksan parmağını bir daha akrep diline sokma. Hadi. Abimin yüreği şimdi nasıl yanıyor? Nasıl dayanıyor? Masum bir insan öldü. Güzel bir insan. Turgay'ın hesabı bana ait dersen asla evet diyemem. Canlı canlı derisini yüzeceğim onun. Bunu hiçbir güç önleyemez. Siz ne diyorsunuz? O benden bir can aldı. Bana borçlu. Öldürmek senin şerefine bağdaşıyor mu? Şşş. Yıldıray, Yıldıray. Dikkat et, benimle böyle konuşulmayacağını bilmen gerek. Seni anlamadım şu. Kanat çırpıp gidiyorum. Tamam. Peki en şerefli kuş hangisi? Kartal mı? Yok. Ya hangisi? Huma kuşu, huma. Ben kartal bile değilim. Yürü git Kartal Efendi. Emmet dikkat et. Leşin saf leş olsun. Çakal bak buraya. Abi! Ulan! Sessizce durup usulca
sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. Yeryüzünü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken tut kendini yüreğim diyorum. Koşacağın günler yakın. Evet, artık şüphem yok. Belki keskin nişancı bile olabilirim. Kırıldın mı? Bu önemli değil. Karamsar olman üzüyor beni. Nasıl iyimser olabilirim ki? Sen inanıyor musun? Neye? Bizim gerçekten ortak bir geleceğimiz olabileceğine. Nasıl inanmam Zeynep? Doğrusu nasıl inanabildiğine akıl erdiremiyorum. Ben de çok istiyorum senin kadar iyimser olmayı. Gerçekten çok istiyorum. Çok ama çok. Ama silahların gölgesinde İyimserlik nasıl mümkün olabilir ki? Sen burada silahını denize atmamış mıydın Yusuf? Ne oldu? Ne değişti şimdi? Hadi toparlanalım artık. Hava soğuyacak. Hadi güzelim. Eve bile yürürsün bu gidişle.
Arkadaşlar lütfen çekilin. Lütfen, şimdi sırası değil. Bir saniye arkadaşlar, kardeşim, çekilin. Müsaade edin de bir açıklama sırası alalım. Değil diyorum. Çekilin arkadaşım. Ama kamuoyu arkadaşlar, bir açıklama çekilin. Bekliyor. Efendim, cinayetle ilgili bir açıklama yapacak mısınız? Kardeşimiz misillemeye mi kurban gitti? Olayın mafya hesaplaşması olduğu söyleniyor. Abuk subuk şeyler bunlar. Ne mafya hesaplaşması? İstihbarat birimleri arasında bir hesaplaşmadan söz ediliyor. Saçmalamayın lütfen. Öyle şey olur mu? Hizmette devamlılık esastır. Hizmet bir bütündür. Ne çatışmasıymış. Biz bugüne kadar şerefimizle görev yaptık. Hainlere karşı verdiğimiz mücadelenin böyle bedelleri olduğunu bile bile hizmet yürütmeye çalıştık. Bu olay kahpe bir terörist saldırısıdır. Ama efendim, Yusuf Miroğlu'nun da adı geçiyor. Ne alakası var? Yusuf Miroğlu dürüst ve yiğit bir memleket çocuğudur. Bizim onunla hiçbir alıp veremediğimiz olmamıştır. Olmaz da. Miroğlu'nun şirketine yapılan saldırıyla bu olaylar arasında ilişki kuranlar var efendim. Bu konuda ne diyeceksiniz? Abesle iştigal ediyorlar. Başka bir şey söyleyeceğim. Peki polis niye sizin ifadenize bile başvurmadı? Teröristler saldırdı diyormuş. Yani? Ben kendi hesabımı kendim görürüm demek istiyorum. O kadar basit değil. Sapık. Miroğlu'yla vuruşup kardeşini kaybetti diye bilinirse havası sarsılacak. Böyle bir haber hayalini kurduğu suç imparatorluğu için imajına zarar verir. Bu demektir ki her an her türlü yamyamlığa kalkışabilir. Tabii vakti kalırsa. Hayır. Artık ona bir şey yapamazsınız. Diyetini ödemiş oldu. Kardeşini kaybetti. Biz öyle istemedik ama öyle oldu. Sen ne diyorsun Miroğlu? Hangi dünyada yaşıyorsun? Zeynep'in canına kastetmiş olmanın bedeli ödenebilir mi? Onu elime alacağım. Canlı canlı derisini yüzeceğim. Savaş Doğan'a hediyeyi yolladın mı? Şu sıra eline geçmiş olması lazım. Bu kağıt tavan yapacak. Tamam, uzman sensin ama haberci de benim. Evet, o kağıt da fırlayacak. Tabii ki. Türkçe konuşmuyor muyum çocuğum? Hepsinden çık, bu iki kağıda gir. Tamam mı? Hadi öptüm, hoşça kal. Ayşegül Hanım aradı. Ziyaretine geliyorum. Ha, şu mavi geçiş projesi. Kimden? Miroğlu'nun adı var ama. Miroğlu ne demek istiyor? Miroğlu değildir bu. Kimdir? Turgay Atacan. Sana idam mı vermiş oldu? Bu ürkütücü, öyle değil mi? Sırtının dişleri sökük. Bu numaralarla korkutmaya kalkıyor. Korkulacak bir şey yok yani. Tabii, sapık herifin teki. Yine de gafil olmamak gerek. Ben bunları savcılığa götürüyorum. Birimden ayrılınca sırtlanın dişleri ne kadar sökülüyormuş görelim bakalım. Fena olmaz. Hadi bakalım. Ulaşacağın sonuçlar hukukçularla sohbetlerimizde kahramanlık taslamamıza yarayabilir. Az bir şey değil. Ha! Kesinlikle. Abi. Aferin sana. Al bakalım. Yol açtı. Sağ ol abi. He, İsa. Bu ne iş?
Yoksa misilleme mi? Emekli istihbarat görevlisi Turgay Atacan, kardeşi Yıldıray Atacan'ı teröristlerin öldürdüğünü söylerken olayın misilleme olduğu yolunda ihbarlar değerlendiriliyor. İddiaya göre Yıldıray Atacan cinayeti, Yusuf Miroğlu'nun yakın arkadaşı Umur Ünlü'nün öldürülmesine misilleme olarak gerçekleşti. Olay çok yönlü olarak soruşturuluyor. Abi boş boş yazıyorlar işte. Yusuf abim karda yürür iz bırakmaz. Bu iz değil mi oğlum ha? Bunlardan bir şey çıkmaz abi. Bakalım öyle mi olacak? Neyse. Sen birkaç gün izin yap istersen. Hadi biraz eğlen, biraz dinlen. Sağ ol abi, sağ ol. Aslında bu çocuk sayesinde Yusuf Miroğlu'yla dost olabiliriz. Nasıl olacak o iş? Nasıl olacağını bilmiyorum ama böyle bir dostluk kurabilsek alemde kimse bize yan bakamaz. Gerçi Miroğlu'nun beyaz işinden nefret ettiği söyleniyor ama... Bize ne? Biz beyaz işim yapıyoruz. Bizim yaptığımız ihracat. Buyur abi. Anlat şu işi. Mesele şu. Alemdar Han'ın çay ocağında işleten herifi kovmuşlar. Han sahibi de kiracılar memnun değilmiş falan filan. Anladın mı şimdi? Tamam abi. Şehmur. Burası tam bize göre. Mal dağıtımı için de şahane bir merkez sayılır. Ayrıca iyi para bırakıyor. Bu işi bitirelim. Peki abi. Hadi kolay gelsin. Matemi tutacaksın Yusuf'um. Umur güzel bir adamdı. Gösterişsiz emme derin bir adam. Peki başkasının yerine ölmek nasıl bir şey kuşçu? Çok güzel bir şey Yusuf'um. Sevmek budur. Hakiki sevmek. Sen de onu seviyorsun değil mi? Onu seviyorsak yapacağımız tek şey öcün almak mı? Küçük emme güzel işler yapmak lazım. Tabii. Söyle. Bizim aşağı mahallede kimsesiz bir ihtiyar var. Gümes gibi bir yerde tek başına kalıyor. Tamam, ne gerekiyorsa halledelim. Küçük emme derin şeyler yapacaksın Yusuf'um. Böyle al parayı git yap, olmaz. Mesela yarın akşam iftardan sonra Erzak'a sırtlanıp gideceğiz. Bir çayını içip halını hatırını soracağız. Tamam. Yusuf'um, iyi misin sen? Etrafta kimse yok. Umur'un katili o kahpıyı küçümsüyorsun herhalde. Yusuf'um, bir insan senden korkarsa ondan sakınacağım. Belki savaşta onun gibi yüzlercesin haklısın ama senden korkan biri ise tehlikelidir. Kedi aciz kalınca pençesiyle kaplanın gözünü oyamış. Yılan da başının taş dizileceğinden korkup çobanın ayağını sokarmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine benden erkencisiniz. Sen bizden yarışma uşağım. İyi görünüyorsun Yusuf. Sen de öyle dayı. Sağ ol. Ali, ben gidiyorum.
Hadi sana kolay gelsin. Hadi hayırlı işler. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Güle. Zaten dalgın bir hali vardı ama Umur'u kaybettiğimiz günden beri herkes öyle ya. Yok, bunun başka bir derdi var. Ya şey olmasın, geçen gün takıldık ya ona çocuk meselesinden. Yok ya, sanki borcu var da işin içinden çıkamayı. Hesap kitap yapayım olmayı, bana öyle geldi. Ne borcu olacak ya? Ali'nin bilinmedik işi olmaz. Bir konuşalım istersen. Dur la dur, şimdi değil, sonra. Şöyle yapacağım. Bitiriyor musun? Zeynep sen ne yapıyorsun öyle? Ne oldu, elimi keserim diye mi korkuyorsun? Aşk olsun ben soyardım. Yani bizim elimiz büsbütün pas mı tutsun? Merak etme, sen tam ayağa kalktığında biz seni bezdiririz. Neredeyse bıçak tutmayı unuttum. Peki Zeynep sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Yeteri kadar şımarttınız beni, tamam artık. Peki peki tamam. Ben böreği fırına koyayım. Niye dağıldın? Yo bir şey yok. Çocuklar geç kaldılar da. Bırak Gülçin, nişanlılığın tadını çıkarsınlar biraz. Aman tanrım. İsa, kıyafetin güzelliğine bak. İstersen girip bir bakalım. Hı hı. Merhaba. Hoş geldiniz. İsa. Beğendiysen alalım. Etiketi okuyamadın herhalde. Gözlerin bozuk mu senin? Okuyorum Gonca, okuyorum. Olsun, bir giy, taksitle alırız. Saçmalama İsa. Gonca, ben de çok beğendim bunu. Tamam, sana müthiş yakışacak. Hadi bir giy, bir bak. Bana bir prim verdiler, onunla hallederiz. Prim mi? Ne primi? Ya, bu hafta lideri devirdi bizim takım. Taktiği ben verdim, biliyor musun? Başkanın gözünün önünde oldu. O da bütün takımla birlikte bana da prim verdi. Yo. Bunun sırası değil, para biriktirmemiz lazım. Ver şunu bana saklayayım. Yok ya, al şu elbiseyi. Arkası gelecek. Takım düzeliyor. Biz her hafta bu birimi alacağız bu gidişle. Şu parayı ver İsa. Ben ikimiz adına bir hesap açacağım. Ver şunu. Ver. Ver. Versene. Ali, sen bu ustayı götür. Burada şimdi hasta olacak. Hadi hadi. Sen oyununa bak. Hadi usta, hadi. Ya durun ya, durun. Usta üşüyorsun ama. Üşüdüğüm falan yok. Soba yanıyor deminden beri. Sırtın üşüyecek ulan, sırtın. Vallahi benim üşüyor zaten. Sen kendine bak. Kendine bak işte. Hadi usta, hadi. Durun ya, durun. Oynayacaksın da oynayın. Oynayın usta. Bak oynamam. Zaten oynadığın yok ki. 10 saattir düşünüyorsun. Alsana şu kapıyı. Ay sağ olasın usta ya. Ne karıştırıyorsun usta ya? Tam yeniyorduk adamı da. Biraz zor yenerse. Hadi usta, hadi, hadi. Hadi beraber gidelim biz. Ya bırak beni. Kendin giderim ben istersen. Madem yanınızda istemiyorsunuz, benim de ihtiyacım yok yardımınıza. Usta o ne biçim söz öyle? Biz senin sağlığın için. Çaktır bay. İdeallık işte. Biraz naz, biraz da kapris yapacağız. Alındın diye ödüm koptu be usta. Yok yok, artık bu kadar olacak. Usta olmaz, hadi hadi beraber hadi. Aa, sabahtan beri
Hanımı özlediysen o başka. O zaman beni bahane edebilirsin. Ya usta yani. Sen otur, otur. Hadi, ben hadi, kendim hadi. Giderim. Hadi merak etme, tamam. Herhalde bu bebek meselesinden dolayı kahredeyim. Herhalde. Karısını da çok seviyor. Onun için de yüreğini atayım. Evet. Doktora gitmeyi düşünmedin değil mi? Niçin? Anlamadım. Bunun için doktora gidemem usta. Neymiş? Çünkü kusur bende olsa dünden razıyım. Ama ya Nazlı da çıkarsa? Kendi kendini hırpalayacak, çok üzülecek. Onun için usta, bu meseleyi karıştırmamak en iyisi. Kendisi doktora giderse gitsin. Sonra da bana sen git diyebilir. Ama ben gidip de kusur meselesinin bende olmadığını öğrenirsem... ona bunu nasıl söylerim usta? Ben iyiyim Nazlı, sen kısırsın demeye gelmez mi bu ha? İnsan bunu sevdiğine nasıl söyler usta? Ya Nazlı da böyle düşünüyorsa ne olacak? O zaman... O zaman belki küçük bir tedaviyle halledilebilecek bir mesele yüzünden ömür boyu bekleyecek misiniz? Yani bilmiyorum usta. Ali bak, seninki bir incelik. Ama aynı incelik Nazlı'da da yok mudur sanıyorsun? Ya usta tabii ki vardır. Bu işi biraz daha düşün. Hadi. Selim gene geldi usta. Sen ne diyorsun bu işe? Sen bilirsin usta. Fikrini söyle abi. Aramızda yeri olabilir mi? Bilmem. Sen daha iyi tanıyorsun. Bence uygun değil. O zaman müsterih ol. Canını sıkma. Gelsin mi? Gelsin bakalım. Ya hadi oyna lan. Aa, aman be Salih Usta. Atlı mı kovalıyor? Ya sen bilmezsin bunu. Bunun hızına uyarsak iftarı kaçırırız. Vay Gökçe. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur otur, rahatsız olma. Yo, konuşmamız lazım. Hayırdır? Şu sizin kulüp başkanı hakkında bilgin var mı? Ne oldu? Bir haber kovalıyorum da. Aa, mesleğe geri mi döndün? Nihayet kıytırık bir dergide iş bulduk. Şuradan. Güzel. Şu kapıyı da alayım. Tamam. Hayırlı olsun. Sağ ol. Peki bu kötü bir haber mi? Çok iyi değil. Adamın uyuşturucu işi yaptığı, bazı ilaçlar sattığı söyleniyor. Dopingten kafa bulma haplarına kadar. Yapma ya. Ne oldu? İyi biri olarak mı tanıyorsun? Yok. Aslında adamı pek tanımıyoruz. Bu civarda yeni peydahlandı. Biz iş adamı diye biliyoruz. Arkada bir inşaat yapıyor. Kulübü aldı, para da harcıyor biraz. Doğru oyna bak. Ama eğer öyleyse bizim İsa'nın başı dertte demektir. İsa orada mı çalışıyor? Vallahi Mars olacak. Biz de iş buldu diye sevinmiştik. O zaman İsa üzerinden iş süreyim. Yusuf biliyor musun? Ama işe girdiğimizi söyledim. Telefonu açmıştım. Hayır hayır, bu haber. Ay yok, daha konuşmadık. Vallahi bir konuş istersen. O zaten bir gitmişti. İsa'yı kontrol etmek için. Oyna, oyna. İyi ama bugün yetişemem. Ankara'ya gidiyorum. Neyse dönünce görüşürüm. Tamam. Hadi. Aslanım kemik. Hadi size kolay gelsin. Gene. Ben gidiyorum. Sağ ol. Nereye gidiyorsun de? İşim var. İyi uğurlar olsun. Hadi, hadi görüşürüz. Güle güle. Hadi görüşürüz. Evdekilere selam söyle. Baş üstüne. Bitti bitti. Hadi bakalım sen bunun mektebine. Tövbe gene yanıldık lan. Bu sefer çabuk bitti. Ali ya, bu bildiklerini ya. De unutmuş ya. Ali. Gele böyle bakayım. Ne oldu? Otur. Derdini anlat bakalım. Ne derdi? Ali ayıp oluyor ama. Bir hesap kitap işleri karıştırıyorsun ama anlamıyorum. Ne dur yaptın? Ya bir arkadaş kafamı karıştırdı. Parçacı dükkanı var. Diyor ki gel ortak olalım.
üçte bir falan filan. Biraz da peşinat istiyor. Gerisinde borçtan değil. Bir dakika. İşleri kesat gittiği için bir enayi arıyor olmasın? Yok yok dayı, öyle biri değil. Burada ne uzayıp ne kısalıyoruz Vesari Usta. Bir dakika ya. Bu iş fena değildir. Ama araştırmak lazım. Araştırması kolay da peşinat işini çözemiyorum. Hesaplar tut. İşin içinden çıkamıyorum açıkçası. Orası kolay uşağım, orası kolay. El burluya darık, bir şeyler yaparık. Yeter ki dükkan adam gibi bir yer olsun. Bir gazık yeme de. Zor usta be. Ben öyle herkese borçlanamam. Biz herkes miyiz lan? Estağfurullah dayı. Yanlış anladın. Ben borçtan korkarım. Borçtan korkacaksın tabii. Ya dur bir dakika. Şimdi sen şu dükkanı bir tarif et. Biz dayıyla bir inceleyelim. Sonra da Yusuf bakar. Zor be Salih Usta, çok zor. Ya sen orasını karıştırma. Nereye ola bu dükkan? Alindaran'da. İşte adresi. Yürü. Haydi usta, hemen gidelim. Ya hadi yürü lan. Ya önce bir Yusuf'la konuşsaydık. Akşama konuşuruz da. Bizi ilk yoklamayı bir yapalım. Hadi lan, ben de dükkandan bir şey alayım üstüme. Ya. Hadi gidelim. Hadi. Ya. Hay Allah. Sen yukarı çık. Hoş geldin kuşçu. Nasılsın? İyiyim. Sen? Şükür bugünümüze. Ustanız müsait değil mi? Bir arkadaşla görüşüyor yukarıda. Buyurun şöyle oturalım biraz. Geç. Oturalım bakalım. Geç. Bana güvenmiyorsun. Selim, güven meselesi değil bu. Bizim şartlarımız sana ağır gelir. Nereden biliyorsun? Yusuf, Yılmaz gibi bir adamın daha olsun istemez misin? Sadece korumalık yapsam. Seni tanıyorum Selim. Lüks yaşamaya düşkünsün. Burada yapamazsın. Ama Turgay Atacan'ın şerrinden korunmak için bir süre bizim yanımızda kalabilirsin. Sadece misafir olarak. Bunu kabul edemem. Beni anlamalısın. Bak, Yılmaz dayanamadı. Kurallara uyamadı ve aramızdan ayrıldı. Onu hala bağışlamadın mı? Hayır. Ne yapacağımı biliyorsun. Turgay'ı vuracaksın. Bunu deneyeceğim. Sonra da senin olmak istemediğin şey olacağım. Mafyacılık oynayacağım. Tabii Turgay'ı aklayabilirsem. Hoş geldin kuşçu. Hoş bulduk. Kuşçu, Yılmaz için şefaat istemeye gelmeyecektin. İricam kabul etmeyecek mi? Edemem kuşçu. Aferin Yusuf'um. Bana gücenme ne olur. Sana gücenmiyorum. İyi ediyorum. Çünkü Yılmaz'ın bunu gömesi gerekiyordu. Miroğlu'nun beni bile dinlemeyeceğini kendi gözüyle gömeli. Beni anladığın için sağ ol. Teşekkür gerekmez. Ama şimdi o serseri Turgay Atacan'ın namlusunun ucundadır. Bu tehdit geçene kadar burada bizim yanımızda kalabilir. İşte hindi büyüklüğüne iman ettim. Eğil de bir öpün. Tövbe. Gel gel.
emme bunu sen söyleyeceksin. Sabri abi, Turgay Atacan'ın tehdidi ortadan kalkana kadar güvenliği için burada kalmasına izin veriyorum. Sen gerekeni yaparsın. Tamam usta. Hadi gidelim. Gidem. Gel bakalım. Hadi. Bak şimdi, en az 20 adam istiyorum. En az 20 adam. Yusuf'u ininde yok edeceğiz. Gelin alayı gibi bir konvoyla biz mahalleye geliyoruz. Tamam mı? Hı hı. Korna çala çala. Şimdi ben ateş edince evin içinde bir koşuşturma başlayacak. Hakkı buradan, çaprazdan. Sen de adamlarınla buradan ateşe başlayacaksınız. İçeride bir tek canlı kalmayacak. Bir tek canlı. Tahta kuruları bile kalmayacak. Anladınız mı? E hadi hazırlanın. Abi, bu Bulat Profesör meselesini ne yapacağız? Asır Hakkı. Asır. Şimdi başka işimiz var. Şimdi işimiz bu. Misafirlerimiz gelmek üzereler. Kim? Profesör Ekrem Bey ile Ayşegül Hanım. Ha, iyi. Ne oldu şu konu? Kırık kalem meselesi? Şikayeti tekrarladım. Ne oldu? Turgay Atacan görevinden alındı ama biz yine de ona dokunamayız dediler, değil mi? Tam öyle sayılmaz. Bir kırık kalemin takibat için yeterli delil sayılamayacağını söylediler. Ama bize koruma verilmesi gündemde. Bu da bir şeydir, değil mi? Bence de. Savaş Bey, misafirlerimiz geldi. Buyurun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hanımefendi siz de hoş geldiniz. Estağfurullah. Buyurun lütfen. Hocam raporunuz çok ilginç. İnanın sizi dinlemek için sabırsızlanıyorum. Ama önce bir şeyler içeriz değil mi? Teşekkür ederim. Beni mazur görürseniz hemen konuya girelim derim. Siz hanımefendi? Teşekkür ederim, ben de almayacağım. Peki. Öyleyse belirttiğiniz gibi vakit kaybetmeyelim hocam. Çok müteassır olurum. Efendim, önce ben şu konuyu biraz daha açıkça anlayabilsem. Hay hay efendim, kısaca mavi geçiş projesini özetleyeyim. Evet Namık, ne anladın mavi geçiş projesinden? Efendim, karmaşık bir iş. Bana tek kelimeyle cevap ver bakalım. Bu projenin yanında mı olmak gerekir, karşısında mı? Efendim, bu dosyaya göre... Tek kelimeyle dedim. Karşısında. Sana bir gerekçe daha söyleyeyim. Turgay Atacan bu projenin gerçekleşmesi için operasyonlar yapmakla görevlendirilmiş bulunuyor. Konsorsiyum tarafından. Moskova'nın Sesi Radyosu'nun Türkçe yayınlarını dinlersen... ...kimler tarafından görevlendirildiğini anlarsın. Şimdi... Turgay Atacan sorun değil, o yok edilecek. Ama bu iş için başka taşeronlar aranacaktır. Şu andan itibaren en önemli işin bu dosyadır. Yeni taşeronu hiç vakit kaybetmeden öğrenmemiz gerek. Anlıyorum efendim. Bir tereddütüm var. Turgay Atacan konusu... Evet. Özür dilerim ama gecikmiyor musunuz? İlle de onu canlı canlı ele geçirmek zorunda mıyız demek istiyorsun? Çok özür dilerim efendim. Haklı olabilirsin. Ama ben bundan vazgeçemem.
sorunu da çözüyoruz. Öyle mi efendim? Evet. Beyefendi onu davet edecek. Biz de kapıdan alacağız. Beyefendi Turgay'ı çağıracak mı gerçekten? Turgay'ın öyle zannetmesinde bir sakınca mı var? Anladım efendim. Mükemmel bir plan. Hadi bakalım. Namık, bana Billur Hanım'ı bağlar mısın? Savaş Bey, Türkiye muazzam bir enerji okyanusunun ortasında ve ana dağıtım santrali konumunda. Ama inanılmaz derecede basiretsiz politikalar yüzünden bütün komşularımız bize mahkum olacağı yerde biz bazı ülkelere bağımlı hale getiriliyoruz. İnsanın havsalası almıyor. Açıklaması yok bunun. Sanki sırf bazı holdinglerin oluşturduğu konsorsiyumların çıkarları için Türkiye'nin bütün geleceği ipotek altına alınıyor. Hocam bir saniye. Sizi baştan beri pür dikkat dinliyorum ve giderek bu konunun ülkemiz açısından önemini daha iyi kavruyorum. Şöyle yapsak, ekranda bir tartışma açsak, bu söylediğiniz mavi geçiş projesini savunan biriyle veya birileriyle karşı karşıya tartışsanız canlı yayında. Birileriyle değil, 100 kişiyle hemen şimdi burada. Hocam bu çok iyi. Ben de bu arada biraz dersime çalışıp raporlarınızı incelerim. Hay hay efendim, hay hay. Ama Savaş Bey, şunu söyleyeyim izin verirseniz. Hocamızın evinin kurşunlandığını biliyorsunuz. Evet, evet. Bu olay sadece bir iki gazetede küçücük bir haber oldu. Önemi fark edilmemiştir. Bence sorun orada değil. Söz konusu konsorsiyumun eli çok uzun. Haber özellikle atlandı. Hanımefendi, bu medyamız için ağır bir suçlama. İzin verirseniz bir fikir belirtmeyeyim. Ama şunu temin ederim ki bizim programımızın özgürlüğüne dokunabilecek kadar uzun bir el yoktur. Buna inanmak istiyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın. Affedersiniz. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bildur Hanım sizi arayacak. Hı-hı. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Ayşegül Hanım, komisyon çalışmaları nasıl gidiyor? Affedersiniz, bu konuda gizlilik kararı var. Biliyorum ama bazı istisnaların olmasında yarar bulunabilir. Çok üzgünüm. Şakaydı. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Görüşmek üzere. Bir kuşçu eksik. O kalabalığı sevmez. Yaşlı bir amcayı ziyarete gideceğiz. Önceden konuşmuştuk. Birazdan izin isteyecektim. Ali, sen ne yaptın? Konuştun mu Yusuf'la? Fırsat olmadı ki. Hayırdır Ali? Ya belki saçma bir fikir. Hem zamanı da değil. Daha Yusuf soluk bile almış değilim. Başında da 1000 tane sıkıntı var. Dur, ben anlatayım, dur. Dur. Ulan ayar. Seni sakallı gelin gördün mü? He? Niye sinek kaydı olmadın lan? Çabuk bana bir jilet getir. Çabuk dedim! Dükkanın yeri işlek bir yer. Orada iş yapılır. Dayıyla beraber iyi bir araştırdık. Dükkan fena değildir. Yusuf, sen de bir incelesen. Gözün tutarsa bu işi kotarırık. Abi harika. Ben de yardım ederim. Oh. Ne oluyor ya? Usta desturu verirse tamam. Ben ne diyeceğim canım? Olsun. Niye olmasın ki? Ya ben biliyordum. Usta kırılacak. Haksız da değil. Ne kırılması evladım? O da ne demek? Dibi kırık bir dükkanın hatırası var diye senin istikbaline engel mi olacağım? Tamam. Ustadan izin çıktı. Hadi Yusuf. Sen de hadi. Hayırlısı olsun bakalım. Kuşudur herhalde. Ben bir bakayım. Oldu bu iş. Ya neyle olacak? Ha. Hemen öyle kolay mı? Niye Ali? Bir denemek lazım.
Oldu bu iş, oldu. Kuşçu geldi, müsaadenizle. Bir saatlik işimiz var. Siz muhabbetinize bakın. Oyalanma Yusuf. Şu işi tam bir bağlayalım. Tamam. Heh. Bak şimdi adam gibi geline benzedin. Hadi kalk gidiyoruz. Dur, yakalayın şunu. Ne oluyor lan? Namık abi, bir hareketlilik var. 5-6 araba bir yerlere doğru gitmeye hazırlanıyor. Araçlardan bir tanesi gelin arabası gibi. Evet abi, tamam. Savaşı satın alabilirler. Ama bugün Ekrem Hoca'ya söz verdi. Bilir hanım. Bazıları için para kadar tatlı hiçbir şey yoktur. Bugün hocayı dinlerken mavi geçişi önlemek için büyük bir heyecan duyduğuna tanık oldum. İnşallah yanılırım. Ama haklı çıkarsam size büyük iş düşecek. Umarım bir katkım olur. Mutlaka olmalı. Demin soracak oldum ama konu değişti. Komisyonla ilgili hiçbir haber vermiyorsunuz artık. Öyle sanıyorum ki komisyon hiçbir şey elde edemeden dağılacak. Bu haber ama. Henüz bize. Galiba siz öyle istiyorsunuz ve öyle olacak. Efendim? Evet. Affedersiniz. Bir saniye Bilir Hanım. Efendim... Turgay 5-6 arabayla hareket etmiş. İzlemeye devam edin. Efendim edemiyoruz. Gözümüzü fark etmişler. Yakalandı mı? Hayır ama epey bir kovalamacı olmuş. Efendim Miron'un oradaki ekibini takviye edelim mi? Hayır, polis yapsın bu işi. Hemen Erkut Bey'i ara. Ben oraya gidiyorum. Peki efendim. Ulan nasıl kaçırırsınız? Nasıl lan? Nasıl? Ulan... Ulan ben sizi boğacağım lan. Ulan. Abi sakin ol abi. Kes sesini sayın. Ulan elisin. Ulan sen. He? Lan. Git. Zahim. Buyur abi. Güzergahı değiştiriyoruz. Yolu biraz uzatacağız. Tamam abi. Prova yapamadığımız için beni can kulağınızla dinlemenizi istiyorum. Planı bir daha tekrarlıyoruz, tamam mı? Biliyorsunuz evin iki yanında pencere yok. Bir yanı çıkmaz sokak, bir yanı bitişik. Anladınız herhalde. Tabii. Ben Lak'ı cepheden çapraz bindireceğiz. Sen adamlarınla arka sokağa dolanacaksınız. O cephede biraz kot farkı var, biraz yüksek. Onun için birkaç adamınız ağır silah kullanacak. Tamam abi, ben hallederim. Bak tekrar söylüyorum. Herkes benim ateş etmemi bekleyecek. Hepiniz adamlarınıza tembih edin. Ne olursa olsun kimse ateş etmeyecek. Böyle olunca da ilk silah patladığında benim ateş ettiğim bilinecek. O zaman harekete geçilecek. Tamam. Tamam mı? Tamam abi. Tamam abi. E hadi. Güzel. Oğlumuz Turgay Atacan'la kızımız Yusuf Miroğlu evleniyor. Bu gece düğünümüz var Miroğlu.
düğünümüz var. Ama gerdeğe cehennemde gireceğiz. Hayır arabalara! Geç lan içeri. Hadi Hakkı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz. Amca nasılsın? El efendinin çok olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Siz oturun, ben bir çay demleyeyim. Tamam. Sağ ol. Nasılsın amca, iyi misin? Çok şükür evladım. Sağ olasın. Allah razı olsun. Yaslan amca, rahat ol. Ha, yaslan. Sağ ol. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Hiç kimin kimsen yok mu? Hiç kimsem yok. Allah'tan başka. Hiç. Hindi demleni. Sağ ol. Allah razı olsun. Ellerinde sağlık. Nasıl? Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok şükür. Allah razı olsun. Tekrarlıyorum. Ben ateş etmeden hiçbiriniz harekete geçmeyecek. Gözünüzü dört açın. En ufak bir hata istemiyorum. Çok dikkatli olun. Hadi başlıyoruz. Kuşçu. He. Bu demin gördüğümüz polis arabası değildi. Öyle mi? Dikkatini çekmedi mi? Bilmem. Şu şunları oyala. Oo, nereye gidiyorsunuz? Yok öyle bedava geldi götürmek. Ya ulan çekil oradan. Ya durdursana şunu. Ya ulan çekil. Ya bir dakika. Ya ya be, çekil şuradan. Dursana kardeşim ya. Allah Allah şuradan. Çek. Elini çekil. Hiç kuşla yürüsün gitsin. Yok öyle bedava ya. Ya kalk kara giderim. Ben niye dedim? Allah. Ya al şu elimi be. Kardeşim çeksene elini ya. Ya ulan bir de deliyle uğraşıyoruz. Ya yok öyle ya ama kardeşim. Kardeşim çekil. Ya bir dakika. Akı. Ya bir dakika. Yapma şunu. Ya ben şu adama bir şey söyleyeyim. Ne söyleyeceğim? Bir dakika. Allah Allah.